Hemen altını çizelim. 45 gün dayanabilmişti. Boris Johnson'ın İngiltere'de skandallarla görevini bırakması sonrasında bu göreve getirilmiş olan Liz Truss'ın başbakanlığı, o da istifasını verdi. Ve bir saat kadar önce İngiltere'de 10 numaranın yeni sahibi belli oldu. Başbakan Rishi Sunak oldu. İlk Hint asıllı İngiltere başbakanıydı. Bu değişimle birlikte Ukrayna Savaşı'na odaklanacağımız günün nabzında Ukrayna Savaşı'nın aktörleri. Yönetim değişiklikleri var. Tabii ki ekonomik krizle birlikte, enerji kriziyle birlikte, yeniden doğan bu tahıl kriziyle birlikte dünya ekonomisine baskılar, bunun da Batı ülkelerine, yönetimlere yansımaları var. Bunlar herhangi bir tavır değişikliğine yol açar mı? Ukrayna Savaşı'nda mesela ABD 8 Kasım'daki ara seçimlerde demokratların Biden'ın güç kaybetmesi durumunda acaba Ukrayna'ya yardımı keser mi? İngiltere'nin tavrında bir değişiklik olur mu? Birazdan özellikle enerji konusunun yavaş yavaş Avrupa'yı bölmeye başladığına odaklanacağız. Ama bu noktada Sayın Gezer, siz Amerika ara seçimleri değerlendiriyordunuz. Sözünüzü böldük, buyurunuz efendim. Estağfurullah. Sayın Nur Hanım, dediğim gibi 8 Kasım'da şimdi Temsilciler Meclisi'nin tamamı yeniden seçilecek. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin. Orada Demokrat Parti'nin bir avantajı vardı. Çoğunluktaydı, az da olsa. Senato'da ise Senato 6 yılda bir seçimlere gittiği için 3'te 1'i kadar, yani 100 koltuk sandalyeden 35'inde yeni seçimler olacak. Bunlardan da 12'si Demokrat, 23'ü de Cumhuriyetçi Parti. Şimdi orada ise tablo şu şekildeydi: 50'ye 50 Demokratik Parti ile Cumhuriyetçi Parti. Kamala Harris'in bir oyu olduğu için 51 Demokratların avantajına bir durum vardı Senato'da. Şimdi dolayısıyla yani bir Demokrat'ın dahi sandalyesini kaybetmesiyle Senato'daki ağırlık Cumhuriyetçi Parti lehine gelişmiş olacak. Şimdi demin reklama gitmeden evvel sormuştunuz Ukrayna'ya yönelik politikasında bir değişiklik olur mu diye. Ben de kongre ara seçimlerinin en önemli gündem maddesinin esasında enflasyon olduğunu söylemiştim. Bir de Ukrayna krizinin başında Şubat'ta yapılan kamuoyu yoklamalarında ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı fazla olup olmadığı sorulduğunda cumhuriyetçilere sadece %9'u fazla buluyoruz demişti. Eylül'de yapılan kamuoyu yoklamalarında ise bu sayı %32'ye çıktı. Yani cumhuriyetçilerin bir kısmı da esasında yani böyle bir ekonomik krizden ülke geçerken Ukrayna'ya bu kadar çok yardım yapılmaması gerektiği yönünde. Hatırlayalım, zaten Trump başa geldiğinde ilk önce Amerika demişti. O anlayışla zaten başa gelmişti. Dolayısıyla eğer Senato'da bir denklemde bir değişiklik olursa, Biden'ın siyasetinde Biden'ın politikasında, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yönelik politikasına, az evvel bahsettiğim o Çin-Rusya denkleminden dolayı bir değişiklik olmayacaktır. Ama cumhuriyetçiler ciddi anlamda ilave, işte çünkü bugüne kadar 16 milyar dolara kadar yanılmıyorsam bir yardım yapıldı ve bu tabiatıyla bunun kongreden geçmesi lazım. Cumhuriyetçiler bu süreçleri uzatabilir ya da tıkayabilir.